40 yıldır ben bu mahalledeyim. 40 yıldır. Valla bu karar bize hemen hemen bir yıldır geldi. Biz o zaman yine kabul etmedik buraların yıkımına. Şimdi herkes diyor yıkılacak. Ama biz karşıyız. Biz 3 gün önce belediyeye gittik. Dilekçelerimizi verdik. Biz kabul etmiyoruz evlerimizin yıkımına. Çünkü biz fakir aileyiz. Kira verilecek gücümüz yoktur yavrum. 35 yıldır ben bu evde oturmuşum. Valla çok mağduriyet yaşayacağız. Ana kurban, ben emekliyim ama benim iki göğsüm almış, ben kanserim. Ben kanser hastasıyım. Şu anda oğlum hapishanadadır. İki kızım bir oğlumdur. Oğlum boş yerine tutulmuş hapishanadadır. 3 tane çocuğuna, hanımına ben bakıyorum ana kurban. Ben bunları alayım, nereye gideyim? Benim maaşım zaten 4 milyar paradır. Ben bir iş kazamıyor alıyorum, başka almıyorum. Yani ben o 4 milyarı kira versem ben ne yiyeceğim, ne içeceğim yavrum. Ben bu çocuklara nasıl bakacağım? Ben hapishaneye nasıl para göndereceğim? Ben buna kesin 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 karşıyım. Ben buna izin vermiyorum. Biz buradan evimizden, barkımızdan, mahallemizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan etmesinler. Ben zaten hastalık, ben bir hasta insanım. Ben başka bir yere gitsem dayanamam. İnan ki ben orada ölürüm. Dayanamam ama ben buraya alışmışım. 40 yıldır ben bu mahalledeyim. Ben bu mahallede yaşıyorum ana kurban. Ben buraların yıkımına çok 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 karşıyım. Yaklaşık 50 senedir biz buradayız. Aile boyu. Bizi mahkemeye vermişler, düneyin vermişler. Yaklaşık 180 milyar bize bir ödeme çıkarıyorlar. Yani 180 milyarla kim neyi alacak? Burada 180 milyarla en kötü ev bile 400 milyardır. En kötü ev. Surdan dışarıya çıktığın zaman evler 1 trilyondan başlıyor. En kötü ev o. Yani şimdi biz ne kira verebiliriz ne bir şey. Yani bu yapılanlar hep zulümdür. Bu insanlar hep bir fakir fukara yeridir. Valla 30 yıl var abi. Biz köyde gücretti, bizim evimiz yıktı. 30 sene vardı biz buradayız. Bu evi devlet bizde köyde parası verdi. O evin parası. Biz geldi burada ev almışız. O yüzden şu anda devlet gelmiş, sizin evi yıkacağız. Abi 250 milyon para bir şey gelmiyor. Biz mağduruz, gerçek diyoruz mağduruz. Şimdi şu anda 250 milyon verse biz nerede ev alacağız? Biz hiç aramız yok. Bize ev versin, karşıda ben bunu istiyorum. Başka bir şey istemiyoruz. Bu mahallede esnafım. Yaklaşık 15 yıldır burada esnafız. Şu an bir yıkım kararı çıkmış, bize verdikleri, sundukları para yani bizi tatmin etmiyor. Yani biz bu kararı yani değiştirmelerini istiyoruz. Yani mağduruz yani. 250 bin lirala, 300 milyarla yani bir ev alınabilir mi sizce? Yani ancak bir kümes dahi, yani kuşçular damda bir kümes yapsalar emin olun o para o kümese gider yani, böyle söyleyeyim. İlk başta 80 bin lira gibi bir miktar biçtiler. Sonradan yok kendilerince aldıkları kararla mahkeme falan derken 126 bine çıkardıklarını söylediler. 126 bin liraya bırakın evi bir kümes bile gelmediğini herkes biliyor bu zamanda. Bu yapılan bir zulümdür, bu yapılan bir haksızlıktır.